Tamam. Değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, koronayla boğuştuğumuz şu günlerde, gerçi biraz rahatladık ama ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu saati özellikle seçtik, herkes yemeğini bitirmiş oldu, kahvesini de içiyordur belki şu anda. Ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği olarak sevgili başkanımız, biraz sonra belki katılabilecek yayına, bir açılış konuşması yapabilirse yapacak. Bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Metabolik mühendislik diye. Belki bu isim, bu title size yabancı geldi ama ileriki yıllarda bu konuyu belki çok konuşacağız. Nasıl genetikte bir sürü genler çıkıyor. Bilmem X10 geninin şu geninde bilmem ne deyip bir hastalık teşhis ediyorsak, belki ileride bu supplementlerde bugün sevgili Maurizio'nun anlatacağı gazotransmitterlarda birçok şeyler öğreneceğiz. Yani bugün çok değişik bir ufukla webinar yapılacak. Biz dernek olarak çalışmalarımızı bir aylık bir yılbaşı tatili verdik. Ocak ayında bir şey yapamadık. Şubat ayı itibariyle çok yoğun bir programa, aşağı yukarı her hafta 2 haftalık programlarla çok güzel bir bilimsel program sunacağız sizlere. Bunları dinlemekten çok zevk alacaksınız. Birbirinden seçkin konuşmacılarla bu işi götürmeye çalışacağız. Bunun dışında dergimiz 2020 yılında maalesef birkaç yayınımız gecikmeye uğradı. Onların hepsi hazırlandı. Bir anda elinize 2020'nin 3 tane dergisi ve 2021'in ilk dergisi geçecek. Birden elinize geçecek. O nedenle hepimiz çok mutlu olacağız. Evet. Bu arada size bir sürpriz olarak Victor Gomel Hoca'yı sunacağım biraz sonra. O dinleyici olarak katılıyor ama bizi görmek istedi. Biz de onu görmek istiyoruz tabii. Çok özledik kendisini. Evet, ekranda da gözüktü. Bugün birbirinden güzel 2 tane konuşmacımız var. Maurizio sizlere metabolik mühendisle ilgili doğuştan reproduktif yaşama kadar olan immün sistemdeki gazotransmitterlarla ilgili nefis bir konuşma yapacak. Ben konuşma metnini inceledim, baktım. Ben de çok şey öğrendim. Siz de çok şey öğreneceksiniz. Daha sonra sevgili Seftaf Hamdemir Kılıç bizlere bu yeni supplementlerle ilgili ne öğrenmek istiyorsunuz? Aklınızda neler var? Piyasada biliyorsunuz bir sürü preparatlar var. Bunlarla ilgili size gerçek bilimsel verileri sunarak bir konuşma yapacak. Ben hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bu arada Victor Hoca'ya bir söz verelim, bir merhaba desin, bir konuşsun. Ondan sonra ben Maurizio'ya da bir merhaba deyip konuşmayı başlatacağım. Hocam mikrofonu açsın. Evet. Merhabalar hepinize. Vancouver'dan merhabalar. Çok güzel bir günümüz var bugün. Güneşli, hafif soğuk ama çok güzel bir gün. Sizleri buradan selamlıyorum. Şimdi saat sabahın 10'u burada. Sizde de akşamın 9'u. Ben sizin cemiyetinizi çok takdir ediyorum. Bu şekilde çok kıymetli kişileri getirip webinarlar yapıyorsunuz. Sağ olun. Maurizio benim çok iyi dostum. Burada bir dehanın konuşmasını dinleyeceksiniz. Kendisi çok kendini beğenmiş bir adam değil ama çok kıymetli bir adam. Onun için yani ben de çok konuşmasını dinlemeyi bekliyorum. Maurizio, I salute you. You are looking well. You are looking young and handsome. And we are very much looking forward to your lecture. You are a genius in your field.
but you are a modest man. And for that, we love you very much. Thank you, Victor. Biraz da İtalyanca söyleyin hocam, Maurizio'ya. Grazie, grazie per fare, mi ha chiesto di parlare un po' di italiano. Allora te ringrazio di fare questa cosa. Grazie a te per partecipare. Grazie Victor per essere qui. Ok. Çok teşekkürler hocam. Değerli arkadaşlarım, şimdi birinci konuşmacı Dr. Maurizio Dattilo, gastrotransmitter and homeostasis. He will talk about gastrotransmitter and homeostasis from the native until reproductive life. Okay, please, Maurizio. Thank you. I suppose you see my screen. Do you? Yes. Okay, I can start. So, guys, this lecture today, I understand this is a new topic for you all. I do not expect you to understand the whole story. I will give you a very first view of what is ongoing, and my objective today is to trigger your curiosity to understand more on this topic. My personal advice is to do this, because you will need, if you want to understand reproductive physiopathology. So let me start. First of all, my conflict of interest. Please note that I have two patents applications relevant to what I am going to say. And let me start from a Nobel Prize. That is, these guys, Ignaro, Murad, and Farshwood, they got Nobel Prize 1998 for their discoveries of nitric oxide. Well, nitric oxide is a gas. We are familiar now with this story, but it was a gas. It is something strange. And by the way, after their discovery, you see what happens. This is what you can find in Medline. And you see that thereafter, later on, after nitric oxide, research started to get interested in carbon monoxide and another gas, hydrogen sulfide. And you see how recent is the research and the interest on this topic. Doctor, where does it come from? Well, let me start. Sorry, animations are not working. I don't know why. However, the story with hydrogen sulfide starts, you see here, 1997, an Austrian investigator found a strange story at the bottom of the oceans. It was called hydrothermal vents. They are volcanic springs in the bottom of the ocean. And what was surprising for them was that this place was full of life, in a place where life was not expected to be. An entire array of new species were discovered. It was a surprise. There was no life to our knowledge down there. Thereafter, we discovered that there was another ecosystem down there using a source of energy that was called chemosynthesis. And they were using sulfur gases, hydrogen sulfide, springing out from the bottom to produce energy. Sometime later, starting from 15 years ago, we started discussing whether this is the actual origin of life on this planet. You can understand why a person like me got intrigued with this. And what is funny is that this ancestral bioenergetics is still in place in all vegetable and animal species, including humans, which makes you see here down Darwin concert. What is this story? And what is it really interesting is that this is a new possibility. This is a speculation, a full speculation on the possible origin of mitochondria. Possibly mitochondria are coming from this ancestral camelid autotrophic bacteria, passing them to bacteria, to cyanobacteria, and then to plants, and then to animals.
This is a speculation, but this is entirely possible. And did clear that the original bioenergetics into this mitochondria is still there in humans. And this is the fantastic side of the story. And we didn't see it for many, many years. So let's try to familiarize. What are gas transmitters? You see here their synthetic pathway. This is not relevant to you. We have endogenous synthetic pathways. What is relevant to you is that these are gases. You see here, this is a pool of gases that is released by a cell or by a few cells, and this will be conditioning the activity of neighboring cells for a short period of time. You see the half-life here. It is extremely short. They are vanishing. That's why they were escaping our observation. They were escaping for many, many years, all of our investigational systems. Sorry. That's why it doesn't work. So gas transmitters. If we speak of gas transmitters, I am listing here a series of peculiarities. Consider it that we cannot investigate blood tissue concentration. You will understand why. It is a paracrine autocrine activity, looking like, but it is not the endocrinology. There is no hormone receptor system here. The activity can be different and opposite, at different distances at the same time. Very difficult to investigate. It is a just-in-time release, and the experimental models are complex. Just keep this concept on the right. All of that I'm going to tell you, different from normal pharmacology, is it is very specific for time and place and release. Then once it is released, it is entirely as specific for the targets. Whatever is around will be affected. So another pharmacology, forget everything you know about pharmacology and endocrinology. And why they are relevant? Because these gases and their interactions with the primary role of this hydrogen sulfide, this sulfide gas, are regulating all of the main homeostatic functions. And this list is not exhaustive. And on top of this, they regulate epigenetics, oxidative balance. I'm not going to speak to you about this today, which is subject of advanced research, but keep clear also this concept. And how does a gas interact with the biologic system? I must give you a few details. The first very well-known target of all of the three gases are metalloproteins or MA proteins. We have a series of proteins, thousands of proteins in our metabolism that have in the center this MA group with the iron, okay? And among this one, the main one that have been more investigated are guanylate cyclase. You know, this is for vasodilation, for erectile dysfunction, for hypertension. We have a lot of investigations on this. Another one very interesting to us is CBS, because it is the enzyme that regulates the antioxidant defenses. They're both regulated by these mechanisms, by these gases. Moreover, this one has another mechanism that is called a persulfidation of proteins, of enzymes and carriers. When this gas is released, proteins undergo a process that is called persulfidation, that is formation of SSH group, which changes the property of the enzyme, of the protein, whatever happens. And again, recall, this is specific for time and place, as specific, all of them will be influenced when the gas is released. Let's go. I must point out a couple of these mechanisms for your understanding. First of all, why this is involved with immunity, and in particular with innate immunity. Okay, what is innate immunity? Innate immunity is the immunity we have when we get at birth without any exposure to antigens. It regulates the way we behave against our self-antigens, and this is strictly involved in the pathophysiology of autoimmune diseases, and it is also involved, of course, in the defenses against pathogens.
both for a specific reaction, immediate, the very first line of defense, and for adaptive immunity induction, antibodies, and whatever. All of this is managed by a main actor that is regulatory T lymphocytes, Tregs. I'm not going into details of these, but Tregs are the responsible for innate immunity. And hydrogen sulfide is the trigger for Treg differentiation. And this happens by a typical epigenetic effect, because hydrogen sulfide activates trans-11 translocation, the translocation enzymes. They hydroxylate methylcytosine of this gene, and so they activate the genes and they induce the immune homeostasis. This is the regulator of immune homeostasis. Remember this concept. And another activity extremely relevant to us is the modulation of the so-called K-ATP channels. This is the K-ATP channel. They are fundamental for the mitochondrial activity. If they are not working, mitochondria are not working. And in general, for cell exchange, when the K-ATP channels are open, you have an efflux of potassium ions, which leads to an hyperpolarization of the membrane. And these potassium channels are physiologically inhibited by ATP and are activated by ADP. What is this? And the mechanism here with hydrogen sulfide is persulfidation, the one I was showing you. As a matter of fact, just swallow the simple concept, and the simple concept is that when K-ATP channels are open, because hydrogen sulfide is flushed, leukocytes do not adhere to the endothelium. When K-ATP channels close, leukocytes adhere to the endothelium and start releasing inflammatory cytokines. So this is a key anti-inflammatory mechanism for innate modulation of our defenses. So this is the story. H2S induces Tregs. Tregs inactivate inflammatory process, activate also immunity. This leads to antiviral activity and to the idea that this system is our natural barrier against viruses. This is well known now in the literature. I'm just reporting the main paper, which is only from 4 years ago, not so long ago. And there are many papers now in the literature describing the ability of this substance to inhibit replication, pathogenesis, whatever is linked with RNA enveloped viruses, especially. On the train of this observation and of the current epidemic, I also published a paper, which is free access on molecular medicine, to underline the role of this mechanism, especially in COVID-19, briefly for you to understand, because this is also relevant to our target piece of pathology. How does it work? When a virus is invading a cell, first thing the virus is doing is making its proteins. So when a cell is infected, the endoplasmic reticulum is submerged of an excess of activity, and proteins start to undergo misfolding. The same ER stress can be induced also by other stresses, including oxidative and reductive stress. But the most relevant one is reductive stress, because proteins are not able to close the disulfide bridge, and you have the misfolding. This triggers the misfolding protein response that is mainly based on the induction of an enzyme. It is HO1, N-oxygenase, that produces carbon monoxide, one of the three gases. This is the synthesis of carbon monoxide from N-oxygenase. The N is hydrolyzed to produce iron, ferrous, that is incorporated in ferritin. It is the turnover of iron.
Then it produces biliverdin, you know, the ecchymosis, green, then it turns blue and red, then turn into bilirubin, and it releases, and it is the only source in the endogenous metabolism, carbon monoxide. Carbon monoxide is well known, you will find this on, in the textbooks, because this is the mechanism for response to hypoxia. When carbon monoxide binds back to Mn, then you have increased release of oxygen, and this is the tissue response to hypoxia. Okay? Where hydrogen sulfide comes from? Hydrogen sulfide comes from the same pathway that is producing glutathione, the same enzymes. As a miracle, these enzymes, at a certain point, they undergo an alternative mode of action, and they work in a reverse manner. And instead of producing cysteine for glutathione synthesis, they produce from cysteine and from homocysteine hydrogen sulfide instead of glutathione. And this is done likely under regulation of carbon monoxide and nitric oxide. It is the interaction. This is the main paper showing it, how ER stress triggers the enzymes that releases CO, that triggers the alternative pathway for the release of CO. Very, very fast. This is not relevant to you, but it is fantastic to see. This is the enzyme, the metalloprotein. You see, it has an iron in the middle. When carbon monoxide links the Mn, iron turns ferrous, and the enzymes start producing, instead of GSH, hydrogen sulfide. You understand why this was escaping our observation. We could not see this. This is, don't look at the pathway, you are not biochemist, not relevant to you. Look at the colors, you see red colors is the alternative pathway, and black lines is the canonical pathway. I'm showing you this just to show you how can I track production of hydrogen sulfide. The gas is vanishing, but I can track the metabolites that are produced and understand what is happening into a biological system. So, summarizing, this is an animation, ER stress, HO1 expression, carbon monoxide, alternative pathways, H2S, antiviral action. This is the idea. Why COVID-19? Because my friend Wenzhong Liu, we are discussing on the main weekly right now, published this paper where he was demonstrating that this virus is specifically destroying this mechanism, which triggered my publication. It has a specific ability to inhibit this, and it is done by its own proteins. So how is the story? Hemoglobin under HO1 issue release carbon monoxide to manage the hypoxia response in the tissue, as well to start to trigger the release of hydrogen sulfide and then of nitric oxide. This will keep KATP channels open, no inflammation. What happens when the virus arrives? Everything is destroyed because it acts here. Without this, nothing of this cascade will be triggered, and then leukocytes start to attach to the endothelium to release cytokines and to induce the disease and further viral replication. This mechanism that was proposed by me in this, with this specific mechanism has now been proposed by at least another 20 publications of high level. All of us were pointing to this mechanism as the main one for the viral invasion. And the N-oxygenase, you see that there was a lot, this is just to show you something, a lot of literature already telling us that this was the key enzyme for reactions against viruses. There were also reports showing that other viruses, you see here the Zika virus, was able to do something like SARS-CoV-2.
So to inhibit this mechanism, and I will come back to this, you know that Zika virus is causing abortion. Let's start to point your attention to this. So this is also in my publication. What is the role of this gene in our predisposition to the infection and to the seriousness of the infection? This gene as a promoter that can have a short or a long promoter. Subjects with a short promoter are fast activators of the reactions. Subjects with a long promoter are very slow in activating the induction of the viruses. And we know that this response is also more intense in at younger age. It is better intense in ladies, because estrogens are a main inducer of the main enzyme that produces H2S. This is nowadays the most likely reason why ladies, fertile ladies, are somehow protected against cardiovascular disease. But if you are older, if you are male, if you are aged, and especially if you have a long promoter, this mechanism can be weak and you can react too late. This is the story we are checking. This is now on the samples of COVID patients. I will tell you something in the near future about this. Then infertility and reproduction. Why should you take care of this? Well, first of all, I recall you one point. We know very well nowadays, that COVID-19 and cardiovascular disease are strictly linked. COVID-19 can cause cardiovascular damage, and cardiovascular disease is predisposing to serious COVID-19. We also know that infertility is a kind of waiting room for cardiovascular disease. This is definitely confirmed. Of course, I'm speaking of idiopathic infertility, both males and females. And this triggers the interest. Is there any relationship? I have no reason to suspect that COVID-19 can cause infertility, not at all so far, but there is a link. I'm going to show you why. And possibly the link is this gene. Those predisposed to the damage of these viruses may overlap to a good extent to those predisposed to idiopathic infertility. I'm going to show you some evidences of this. Because H2S is involved in the reproductive function at every level. And I know it is funny for people like you, you never heard about this, but this is the one regulating everything. And this is where I want to trigger your curiosity to check the papers and to see actually what we are discovering here. It is involved in gametogenesis. I'm going to show you a few papers just to give you the idea. In the fertilization process, in the implantation process, in the placentation process, in the metabolism and circulation during pregnancies, and in the delivery, everything. Let's start from ovulation. Hydrogen sulfide regulates ovulation. I was telling you that it is induced by estrogens, so that during the follicular cycles, while estrogens are growing, follicular production of hydrogen sulfide increases. It will be peaking with the LH peak. And this peak has been demonstrated is essential for ovulation, for the rupture of the follicle. Then it is going also something else. I'm going to show you. And you see here some evidences. I have no time to see this, otherwise I go out of time. But look at this paper, it is not very new. These three gases have been defined the only trinity of assisted reproduction, because they manage everything. And if you see in this paper, they were claiming for lack of appreciation of the role of carbon monoxide into the system. Indeed, they are right.
I'm going to show you that we're discovering it, but very likely there is a main role of carbon monoxide in this system, because hemoglobin is expressed by granulosa cells and is expressed by granulosa cells under hormonal control. You see here how granulosa cumulus cells are producing the two subunits of hemoglobin. And what does it mean? Hemoglobin into the follicle, into the follicular fluid, is the buffer of oxygen, regulating everything. Can you imagine? We are culturing our embryos without hemoglobin. We are struggling so much around low oxygen pressure, high oxygen pressure, and all of that, and we are not putting inside the buffer for oxygen. By the way, I must confess, I presented a patent on the use of hemoglobin, a patent claim on the use of hemoglobin in cultured media. This is something we have to develop immediately. Then, male side. First of all, hydrogen sulfide is the muscle regulator of erection, which is part also of erection. This erectile dysfunction is part of infertility, whether we like it or not. It is the regulator of erection because hydrogen sulfide is the natural inhibitor of PDE5. It does exactly what sildenafil is doing. And also the other side is the mediator of vasodilation. And again, it is an activity on KATP channels. And we also know that the penis does express all of the enzymes to manage this. There is a lot of research ongoing. Of course, we were lacking treatments here. I will touch this later on. Hydrogen sulfide, my friends, is the only treatment I know so far that has been able to increase the sperm number. Did you see anything like this in 20 study? Here it was compared to resveratrol and placebo. You see the significant increase of the sperm parameters. I haven't seen anything like this with any treatment. My main hypothesis is that this is linked to immune tolerance, Treg induction, and reduced immune removal of the sperms, because you should know that Tregs are fundamental into the testes, because the sperm cell is unemployed and it is extraneous, will be attacked. We need immunotolerance within the testes to have an efficient spermatogenesis. And then let's look at the plasma and the immunotolerance for the implantation. Guys, without the activity of MX oxygenase, hydrogen sulfide, and induction of Treg, there is no implantation. This is the basic mechanism. And you start possibly following me why the follicles at ovulation must release a peak of hydrogen sulfide. And all of this, because we need Treg induction to tolerate the fetus into the uterus. Thereafter, the same system will be regulating uterine artery blood supply. Uterine artery blood supply is entirely dependent on the release of these gases that are keeping open the artery and are stimulating neovascularization for the growth of the system. And you see very well that the artery is expressing the enzymes, and that inhibiting the enzymes inhibits the release of hydrogen sulfide. That is, we know this already. Let's go on further. This you see very well how an H2S donor, a chemical donor, is inhibiting contraction of the uterine artery. It's very well shown in experimental model. We know this now. And preeclampsia, even after placentation, the blood supply to the fetus is
governed by this gasotransmitter, you see how stronger the data showing that preeclampsia is basically a form of hydrogen sulfide and nitric oxide. More, pregnancy metabolism. This is gestosis. Hydrogen sulfide is a very well-known mediator of insulin resistance and diabetes. However, to stay on our topic, you see here, this is the control, this is H2S concentration, this is gestational diabetes controlled, this is uncontrolled gestational diabetes. This is the same in the newborn. And as you see, this is directly correlated with the anti-inflammatory activity. Not shown here on this slide, we have another phenomenon that is a rebound hypersecretion of hydrogen sulfide in newborns after birth. We are still trying to understand this. Likely it is a compensating mechanism after the stress. Moreover, hydrogen sulfide is the natural tocolytic agent. These are some of the in vivo observations. Hydrogen sulfide is essential to keep quiescence of the myometrium during the pregnancy, throughout the pregnancy. And any reduced expression of hydrogen sulfide will be interfering with the mechanisms of the labor. We also have experimental models showing this. It delays the preterm base induced in animal models induced by LPS inhibits the spontaneous oxytocin-induced contraction of myometrium. And if we use hydrogen sulfide donors, we revert the activity. This is also very well shown. So to summarize, my very strong statement here is that hydrogen sulfide is the master regulator of reproduction. Since the very beginning, I forgot to put gametogenesis here to the labor, and forgot to put lactation here. The whole story, okay? That's why I want to trigger your curiosity on this. Do we have treatments? Treatments should be with H2S donors, carbon monoxide donors, or HO1 inducers, which is amine. It is already in treatment, but it is very toxic. I'm not going to speak to you. What about donors? They are under development, but we have a problem. Hydrogen sulfide, carbon monoxide, they were known since many years as a very dangerous poisons. Hydrogen sulfide is the most common reason for intoxications, for lethal intoxications in workers in several industries. We do not tolerate high amounts. And of course, if you use a donor, it is under control and there are safety issues. Moreover, they will never replicate just on time, just in place function that is needed for this system. Never forget this. Metformin. I could not avoid reporting you something on metformin on this site. I'm sure you are curious about that. And then I've been doing only myself something with metabolic engineering. Why? Because if I do this with metabolic engineering, I can hope to be within the homeostatic control and to have the release where it is needed, when it is needed. Of course, it is to be demonstrated, but I have a good reason to expect it. But let me start from metformin, because this is really interesting. We have been struggling for decades. How does it work? We love it, we use it, we don't know what is this doing. And look at this, metformin is indeed increasing the release of hydrogen sulfide. And this is there is an extremely interesting mechanism behind this, because what do we know about metformin? Look at this. Metformin is an inhibitor of the respiratory chain. It inhibits the station one of respiratory chain. And under metformin, you have a decrease of ATP
and an increase of ADP, a kind of energy shortage, which blocks gluconeogenesis. We know this, but what does it mean? If we take metformin, are we lacking ATP? Because you see, this is a mitochondrial inhibitor. We have decrease of ATP and increase in ADP. Well, in another study, in other models, it has been shown this, that if you do this, if you decrease ATP and you increase ADP, don't forget this was also the trigger for the activity of the K-ATPase, the potassium ATPase channel, okay? Under this condition, you have translocation into the mitochondria of the main enzyme releasing hydrogen sulfide. And the hydrogen sulfide starts to be released as an alternative source of ATP. We block here to avoid ROS, and we start producing ATP using this ancestral pathway. And this is still in place. Now we do understand why we have increased the hydrogen sulfide. And guys, I am entirely convinced that this is the mechanism of action of metformin. Understanding it will help us to do a lot more things. We should look at metformin in males, in male infertility, for instance. So this, we will be discussing more about this, I'm sure. Now, micronutrients, I don't pretend you to understand this at the end of a lecture like this, but just to go very short, I did it with the metabolic engineering. It was very troubling and took a lot of time, but at the end of the story, it was simple because the substrate for the synthesis of hydrogen sulfide is cysteine. But cysteine intracellular, they are very stable. Every excess is metabolized to taurine. We dispose of it. So even if I give you a bulk of cysteine, it will go here directly, okay? But because this enzyme, you see, it is inducible immediately, four times. But we have seen that if we co-administer taurine, taurine is inhibiting this. So if I give together cysteine and taurine, cysteine start to grow. Where they will go? They will go to glutathione. Still, but these enzymes, all of them, are sensitive to the level of vitamin B6, of activated B6. And the sensitivity, you see, is in the order like this. So if I include high amounts of vitamin B6, I will be activating particularly these enzymes with this order, and this is what happens, that homocysteine, cystathione, and cysteine are used as the substrate to produce H2S. And in particular, this is the most sensitive. We activate this mitochondrial pathway for the production of ATP, and sulfur is finally excreted in the urine as sulfates. This is the mechanism. Does it work? Yes, based on mass spectrometry. This is all that I can tell you. I don't know if it is curing any disease. No way, no idea so far. But we do not have a big change of CBS that is the least sensitive to vitamin B6. We have a small increase in the activity of CSE because it is intermediate sensitivity. And we have a strong boost to the mitochondrial pathway of hydrogen sulfide. Very interesting, we record ancillary reactions. Ancillary reactions is the boost of two methylations, the boost to the activation of vitamin B12 is impressive. This was described in experimental models. I am the first one to see this in vivo. It happens really, it doubles, simply. You have activation of the axis of N-oxygenase, and we get an abnormal activation of the nitric oxide pathway. I'm not aware of any other way to do this. This is really a tremendous activation of nitric oxide. This is all that I can tell you so far, and I can conclude that we got a tool. So to conclude, no conclusions. Let's be serious.
We cannot conclude anything here, okay? But what I can tell you is that androgenous sulfidensis is the master regulator of reproduction. The gaseous transmitters are the holy trinity of ART, of your job, and you still don't know anything about that. And you should start, since today, I hope, to look with concerns at any physiopathologic model in human reproduction that is not taking into account this system, because it is fake, simply. So, we need clinical data. Anybody willing to collaborate, this is my life right now. Just to conclude, a short glimpse, we are COVID around, he notices this data. It seems that ladies with COVID have an increased tendency to early delivery, to early termination. If you look at the paper, it is based on small numbers. We're speaking of 50 pregnancies, infected pregnancies. They confirm there is no vertical transmission, but the rate of those concluding early the pregnancy is extremely high, and this is fitting with the suppression of the H2S system. If you see any of those ladies, possibly the micronutrients could be a way to start. And I conclude here. Thank you for your attention. Okay. Yes, Maurizio, thank you very much. You illuminated all of us, because as a scientist, as a clinician, unfortunately, we have no a lot of information about the detailed mechanism of this action. So again, I want to thank you once again. And then I want to ask you, as you mentioned in your slides, I think slide was number 14, hydrogen sulfide is required for TRAC cell differentiation. Is that right? Yeah. Yeah. And we know that TRAC cell play a crucial role in the decidual macrophage and the fetal natural killer, right? Yes. And do you think, do these gasotransmitters may have any role in the fetal abortion? Yes, definitely yes, for sure. We're entirely sure of this. Now the question is what is unclear is the respective role of the three gases and how they regulate each other. And you understand that for any intervention, we have to understand the mechanism. But this is certainly involved, because when you have a dysregulation of this system, epigenetic is gone, bioenergetic is gone, glucose metabolism is gone, and that is clear, it is involved. And if you look at the level of activation that we have from these gases, of the methylations. I did not show you the effect of adenosine methionine. All of it is strongly upgraded. It is clear this could be also involved in the narrow tube defects that happens during the first trimester of pregnancy. But we don't have the details. It is. Okay. There is a question from the audience. Is there... can we measure H2S level in the blood? Yes, of course. And the method is not even difficult. But you know, I bought a couple of years ago, I bought a machine allowing me with probes to measure at the same time hydrogen sulfide and nitric oxide, even from saliva. That is a very sensitive system to look at that. But you know what? I'm not using it, because at the end of the story, you will find many, many papers publishing with the changing HOS levels. You know what? It is meaningless. It does not mean anything. You can have, for a certain level in the blood, everything at the opposite, because you can have a high level in the blood, but you're lacking it in the coronary artery when it is time to act.
or it arrives too late when you are already dead. You understand? This is a very different story. So my message is, yes, you can measure it, you can enjoy it as a toy, but I don't think it will ever be clinically relevant. Okay, Victor Hocam. This was a very illuminating lecture for me, because you start from right deep in the ocean. Probably life started there. Looks like. Probably the first cells started there, and slowly they became, you know, little animals, little microbes, and so on. And in the end, we have the human beings that are destroying the world. Yes. It's amazing. Hydrosulfate. Yes. Victor, this is exactly my path on this. I got excited from that. You know me? Yes, I know. And then I was captured. I could not get out of that anymore. It is extremely, extremely fascinating. Look, you and I are the same. You know, we see something. It's like when I went to Göbekli Tepe, it was like I got the virus. And I started working day and night. Yes. Okay. So another question. Could it be possible for using hydrogen sulfide to prevent cytokine storm among COVID-19 patients? If yes, any place of metformin usage used in COVID-19 again? Well, this is a very good question. Well, yes, this is a very potential treatment. I proposed my product to the Italian Superior Institute of Health. I proposed the project and it was approved. I was invited to present a clinical trial to the Minister of Health, which I did not do yet because, guys, you know, I am a scientist. I'm not one that can plan big clinical trials. I'm waiting for somebody to do that. I have contact with some hospitals willing to run small trials, but that's all so far. This will be done by others, not by me. Then, what was the second part of the question? So yes, we should use it. Which was the second part of the question, Rechai? Pardon me? Metformin. Now, yes, metformin. That is extremely intriguing, but you have to understand that is a very partial effect. Because it is only triggering the it is just telling us why metformin is not toxic, because the blockage of the respiratory chain is compensated by hydrogen sulfate. But this is not the whole mechanism. There is all the rest that is lacking. Another substance I was not showing you that is doing this is resveratrol. Resveratrol, again, is an inhibitor of the respiratory chain. When you do that, hydrogen sulfide starts being released. But if you remember, I showed you the clinical trial in idiopathic male infertility, and resveratrol was the control, it was not working. Because again, that cannot replicate the whole story. Say this, we should never exclude anything. So that is not the best candidate, but it is certainly better than chloroquine and azithromycin. Okay? So yeah, okay. At least there is a rationale. Okay. So Professor Hikmet Assa is giving his good regards to all of us. In the meantime, so another question from me: if low levels of these gases increase inflammation, does it increase thrombosis? Can pregnant women be protected by giving these drugs containing these gases from venous thromboembolia?
Definitely yes. And this is the, and it was actually, we knew this already before. If you remember my slide, maybe I will be showing you, when I was showing all of the mechanisms, it was only the main one. There was among them inhibition of platelet aggregation and inhibition of coagulation. Again, these gases, and in particular, in this case, hydrogen sulfide, is the master regulation of coagulation. And as you know, in COVID-19, indeed, the coagulation is the main, one of the main pathogenic mechanisms. Do you know the story of intravascular coagulation with all the bleedings and the main cause of mortality? That is precisely caused by the inhibition of the hydrogen sulfide system. And indeed, the hydrogen sulfide is the antidote to that. So yes, certainly yes, but Rechai, the real question is that up to date, we never had a treatment to test. Okay. We know the whole story. Everything was done in experimental model by the donors. By the donors is a natural salt. You put into the solution, it delivers everything, that does not replicate, you know. It is time to start. We will see. Okay, thank you. So, unfortunately, time is up. Yes. But thank you very much. Please don't leave us. No, because at the end of the speech, again, we can have some question to you or to Sevtap also. Yes. So her slides, the second speaker is going to start her speech. So her slides are English. So you will not borrow. Okay, don't leave us. And then, evet değerli arkadaşlar, ikinci konuşmacımız sevgili Profesör Sevtap Hamdemir Kılıç bizlere antioksidan, vitamin gibi supplement tedavilerin, biraz da PRP'nin IVF tedavilerindeki yeri nedir, bunu anlatacak. Buyurun Sevtap Hanım. Teşekkür ederim hocam. Supplement tedaviler özellikle bahsetmek istiyorum infertilitedeki yerini. Aslında az önce birinci konuşmacı doktor Merazi'nin konuşmasıyla da örtüşen noktalarımız olacak. Çünkü gerçekten oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü güncel hayatımıza baktığımızda hemen her gün bu konuyla ilgili olarak bir ziyaretçi alıyoruz. Çünkü dünyadaki marketing değeri yaklaşık 200 milyon doların üzerinde 2020 yıllarında ve bu yaklaşık olarak 99'dan 2012'ye kadar geçen bir araştırmada yetişkin erkeklerde %45 oranında bir artıştan bahsediliyor. Ama yine de FDA tarafından bu tür ürünler değerlendirildiğinde bir kere bu ürünlerde endüstrinin sabit olmaması, güvenilirlik aralığının değişken olması nedeniyle bir boşlukla piyasada olduklarını söylemeden geçmek mümkün değil. Yani sabitlenmemiş bir ürün zincirinden bahsediyoruz. Her zaman oldu, her zaman. Hocam affedersiniz. Anlaşılmaz şekilde slaytlarım kaydı. Tamam. Ve son zamanlarda baktığımızda bu piyasadaki ve bu marketingdeki en büyük büyüme oranlarının vitaminler olduğunu görüyoruz. Çünkü vitaminlerin kısmındaysa yani bu büyüme rakamında fertilite tedavileri. Sevtap, slaytların gözükmüyor o ekrana. Ben de görmekte zorlandım. Onun için şey yaptım hocam az önce ama şey paylaştım ben. Bir kere daha paylaşayım. Özür dilerim. Neden olduğunu anlamıyorum. Sevtap hocam şu anda sunumunuz açık mı masa üstünüzde? Evet, şehir olarak da paylaştım ben. Tekrar paylaşmak istiyorum. Tamam, şu an zaten paylaşımı açık. Hı hı. Şu an yükleniyor hocam.
Evet. Yapmıştım ben. Görmüştünüz hatta ilk 4 saat. Tabii tabii. Kontrolünü yaptık birlikte. Görmüştünüz toplantıdan önce. Belki seçilmemiştir hocam. Ondan bizden tamam artık. Tamam geldi. Şu an geldi hocam. Net geldi. Tamam. Birinci slide'dan başlayabilir misiniz? Bir de full screen yaparsanız. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, supplement tedaviler oldukça önemli. Gerçekten şu nedenle çok önemli. Çünkü şu noktada dünyada da ülkemizde de oldukça büyük bir pazara sahip. Bu pazara sahip olmasının bedeli 200 milyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz hocam. Oldukça önemli bir pazar ve bu pazarda da en etkili ve artan oranın bu supplementlerde fertilite ürünlerine olduğunu söylemek çok da zor bir şey değil. Sevta hocam, biliyorum ama full screen yapabilir misiniz? Tamam. Aslında neden anlayamadığım şekilde... Hocam, internetten kaynaklı geç düşüyor olabilir bizlere. O yüzden sizlerden tekrardan yapmanızı rica edeyim mi? Tamam, tekrar yapıyorum. Şu an full screen yapsanız yeterli bizlere. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt bu böyle tam bölünmesine üzüldüm. Neden olduğunu anlamadım çünkü. Şu an geldim hocam sizlere görüntü. Size geldi mi hocam görüntü? Geldi. Şu an görüntü geldi de hocam. Sadece normal slaytlarınız sırayla açık bir şekilde gözüküyor. Full screen şeklinde değil. Erkan böyle iyi gelsin. Güzel, sıkıntı yok. Devam tamam. Edelim. Tamamdır hocam. Ben hocam arada eğer bir şey yapalım, kontrol etmeye çalışayım, olur mu? Eğer ki gelmezse böyle devam edelim. Bölünmüşsün istemiyorum konuşmanın. Üzülüyorum çünkü şey olunca devam ediyorum. Demek ki 45 milyonluk bir %45 artıştan bahsediyoruz. Kim için? Fertilite tedavileri için, sperm sayısı, motilite ve libidodaki artışı göz önüne aldığımızda. Çünkü artan trende baktığımızda bu vitamin kullanımındaki artan trend ağırlıklı olarak D vitamini ve antioksidanlar yönünde. Yani daha önceki yıllarda multivitamin ve diğer supplementlerin oranı kullanımda oldukça büyük bir orana sahipken içinde bulunduğumuz günlerde, içinde bulunduğumuz dönemde bu oranların artışlarının yoğunluklu olarak D vitamini ve antioksidanlar üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Peki klasifiye ettiğimiz zaman infertiliteyi ortalama bu erkeklerin kullanımının %45 artmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de male faktördeki oran infertilitede %20'lik bir orandan, kadın faktörü ise %38'lik bir orandan bahsediyoruz. Demek ki erkekler bu konuda çok daha hassasiyet gösterdiklerini, çok daha dikkatli bir şekilde bu tür ürünleri kullanabildiklerini görebiliyoruz. Ve özellikle olarak hangi grup hastaya baktığımızı değerlendirdiğimizde teratozoğ, spermik yani normal sperm konsantrasyonunda ve şekil bozukluğu olan ve bir de sperm konsantrasyonunda azlık olan astenozoğ, spermik olan hastaların bunları kullanmış olduklarını görebiliyoruz. Ama erkek infertilitesini klasifiye ettiğimiz zaman erkek infertilitesinde endokrin nedenlerle ortaya çıkan problemler %5-15'lik kısmını oluştururken primer testiküler defekler ve spermatogenezis problemleri %70-80'ini, transport bozuklukları %2-5'ini ve idiopatik infertilite ise %10 ila 20'sini kapsıyor. Peki primer testiküler defeklerdeki subgruplara baktığımızda ise özellikle idiopatik bir spermatogenezis bunların içerisinde belki dış tedavilerle tedavi edilebilecek nitelikteyken diğer faktörlerin genetik, otozomal ve inaktif FSH reseptör bozukluklarından oluştuğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki biz bu spermatogenezis defeklerinde özellikle bu tür tedavileri, antioksidan ve pek çok tedaviyi ancak bu grubun çok küçük bir kısmının faydalanabileceğini söyleyebiliyoruz. Ve yine primer testiklerde spermatogenez bozukluklarında rol oynayan diğer faktörleri değerlendirdiğimizde varikosel, enfeksiyon, çevresel faktörler, tabak kullanımı, hiperterminin de yine bu grupta oldukça küçük bir orana sahip olduğunu söylemek oldukça mümkün. Epigenetik diye bir kavramdan bahsediyoruz. Biraz önce de
Maliza'nın konuşmasında olduğu gibi epigenetik fertilite tedavilerinde infertilite etiyolojilerini değerlendirirken en baştan değerlendirilmesi gerekli olduğu bize sonucunu ulaştırıyor. Çünkü epigenetikle beraber DNA metilasyonuna dikkate çekiyoruz. DNA metilasyonunun hem implantasyon, plasentasyon ve gebeliğin devamında ne kadar etkin olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. Peki DNA sperm metilasyonu neye neden oluyor? Defektif embriyogenez ise ve yine epigenetik değişiklikler ve DNA'daki bu kod bozuklukları da infertiliteye, obeziteye ve çevresel toksikanların etkisinin artmasında rol oynadığını söylemek mümkün değil. Mümkün. DNA metilasyonunun metabolik yolaklarını göz attığımız zaman bir folik asitten folat yolundaki antioksidan sistemin DNA metilasyonunu etkilediğini, burada ortaya çıkan metil folatın DNA sentezindeki ve DNA metilasyonunda az evvel söylediğimiz sülfür üretimindeki rolünü gösterdiğimizi de burada da aynı şeylere bahsettiğimizi söyleyebiliyoruz. Ama bu folik asit, folat kullanımı ve bunun diyetle olan etkileri maalesef ki çevresel ve kişinin beslenme alışkanlıklarına göre değişebiliyor. Epigenetik değişiklikler folik asit kullanımıyla beraber oldukça önemli değişikliklere uğrayabiliyor. Folik asitin modüle etmiş olduğu, oksidatif stresin arttırmış olduğu yapılanmalara baktığımızda folik asit kullanımıyla beraber apoptozisi azalma ve DNA metilasyonundaki değişiklikleri, oksidatif streste azalma ve oksidatif stresin ürünleriyle ortaya çıkan rol oynayan çalışmaların hepsini epigenetik üzerindeki değişikliklerini görmemiz literatürde mümkün. Demek ki sperm üretimi birçok faktörle etkilenmekte. Bu çevresel faktörler, mitokondriyal faktörler, enfeksiyöz faktörler, radyasyon ve işte fizyolojik faktörleri sayabiliyoruz. Ve buradaki en önemli etkinlerden bir tanesi de spermin içerisindeki mitokondri. Mitokondri şu nedenle önemli. Recai Hocam, ekran paylaşımı yaptınız galiba sizler. Hocam, tamam, bendim. Evet, tamam. Sevgili hocam, Seftem Hocam, tekrardan ekran paylaşımı yapabilir misiniz? Şimdi yaptım, oldu mu? Şu an gelmedi. Tekrardan yapmanızı rica edeceğim. Ben çıkayım mı Serkan? Yok hocam, şu an ben kapattım zaten Sevtap Hoca'nın. Evet, şu an bağlı. Sevgili hocam, sizde de... Şimdi oluyor mu? Bir de şu an geldi hocam slaytlarımız. Sol taraf, sağ tarafınızda isimler var ya hocam şu an görüntülediğiniz. Onları aşağı indirebilir misiniz? Şu an işlem yapıyor PowerPoint'te. O yüzden hocam Escape'e basarsanız daha sağlıklı. Gitmiyor hocam. Şu an ben, evet, Stavşehir'deyim hocam. İsterseniz ilk önce siz PowerPoint'te duyabiliyor musunuz beni hocam? Ben çok iyi duyuyorum ama çalışmıyorum. Şimdi tekrardan share screen yapar mısınız? Kaç tane share screen var ve Stavşehir çalışmıyor. Hocam şu anda bize normal ekranımızın sağ tarafındaki resimler de geliyor. Peki hocam, en altta kupa gibi bir işaret var ya, full screen yaptığınız işaret. Eksi 97 yazıyor sağ alt köşede, gördünüz mü? Eksi tarafta 90, %97 küçültülmüş şekilde ölçeklendirme var. Sağ alt köşesinde. Mouse'la birlikte ilerleyelim mi sevgili hocam? Şu an ama mouse'unuz herhalde... Çalışmıyorum. Hiçbir şekilde çalışmıyorum. Çok stres yaptım kendime. Paylaşamıyorum da günlerde de bunları hazırlamaya çalışıyorum. Üzüntü içerisinde ne olduğunu anlayamadığım için. Sevgili hocam, en üstte bir kırmızı butonu seçtiniz. Gördünüz mü? Stop share mi?
Yok, onun üstünde şu anda kırmızı kalemi seçmişsiniz. O yüzden işleme izin vermiyor. Onu kapatmanız gerekecek. Şu an bastığınızda kırmızı noktalama işareti çıkıyor. Skip and sketch diye bir yeri açmışsınız anladığım kadarıyla işaretlemek için. Doğru mudur? Sevgili hocam, şu an sunumunuzu tamamen kapatır mısınız? Bütün işlemleri de kapatalım. Aynen, ben ekran paylaşımınızı kapattım. Şimdi tekrardan sunumunuzu açmanızı rica edeyim mi? Oldu mu? Şimdi bakalım hocam. Evet, geldi. Geldi. Şu an 15. slide'dasınız. Doğru mudur hocam? Evet. Evet, bir de onu yaptınız. Süper. Şu an hem büyük ekran hem de net bir şekilde sizleri görüyoruz. Erkan, beni de al. Şu an siz de hocam konuştuğunuz vakit yayında olacaksınız. Eş zamanlı olarak mı ekran paylaşımı yapmak istiyorsunuz? Evet. Peki hocam, şu an için sırayla işlem sürdürebiliyoruz sadece. Tamam, peki ben dinliyorum hepsini. Tamam, tamam da sevgili hocam. Hocam, mitokondriyeden bahsediyorduk. Biliyorsunuz sperm üretiminde ve sperm motilitesindeki en önemli organlardan bir tanesi ve oksidatif fosforilasyonun da merkezi. Mitokondri, piruvat ve hidrojenaz üzerinden asetil koenzim A ve asetil koenzim turnover'ında yani kuyruk sütüksüzlüğüyle üretimini yapıyor. Ve dolayısıyla son ürün olarak ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri ne yapabiliyor? Hücre değişikliklerine, hücreleri duvarlarında değişime neden olabiliyor. Bunun için serbest oksijen radikallerini oluşturmamak veya oluşan serbest oksijen radikallerinin desteklenmesi sperm fonksiyon ve hareketlilikleri üzerinde oldukça etkili. Bu oluşan radikallerin oluşumu ve sikluslarını burada da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz hücre metabolizmasını değerlendirdiğimizde. Peki oluşturduğunda nelere neden oluyor? Defektif hemostaza neden oluyor. Beraberinde apoptoz ise, beraberinde bozulmuş protein bağlanmasına, azalmış mitofajiye ve en önemlisi DNA yapısının ve integritesinin bozulmasına neden oluyor. Bunlar oldukça önemli etkinler kromozomal yapılanmaların devamında. Peki nutrisyonel yani beslenme olarak yapmış olunan değişiklikler hem spermde hem yumurta üzerinde yani oosit üzerinde reproduktif fonksiyonlar üzerinde mitokondri yolağını seçerek yani enerji yolaklarını seçerek etkili olabiliyorlar mı? Evet. Çevresel faktörler gerçekten hem oral rezerv üzerinde hem mitokondriyal sperm hareketlilikleri üzerinde oldukça önemli. Özellikle yüksek yağlı diyetler, şekerden zengin diyetler ve proteinden fakir diyetlerle ilgili olarak yapılmış olan bir çalışmayı değerlendirdiğimizde yine 2019'da yayınlanmış bu çalışmada maternal ambalansa baktığımızda düşük protein ağırlıklı diyet alan bir kadındaki düşük oranının arttığını az evvel anlattığımız mitokondriyal mekanizmalar prematür biyogeniz üzerinden değerlendirdiğimizde yüksek yağ oranlı bir besinle değerlendirdiğimizde de fertilizasyon bozukluklarını ve bozulmuş mitokondriyal fonksiyonları görebiliyoruz. Bu ta epigenetikten yani introterin dönemden gelen DNA metilasyon bozuklukları beraberinde mitokondriyal fonksiyon bozukluklarıyla beraber ortaya çıkmış olan bir tablodur. Bunu da demek ki beslenme şemalarını değerlendirdiğimizde yağdan zengin, şekerden zengin olan diyetlerde, yağdan zengin olan diyetler hücre hasarı, defektif mitokondriyal fonksiyonlar, fertilizasyon bozuklukları hatta anoploidilerle beraber değerlendirilmesi mümkün olmakta. Peki medikal tedaviler gonadotropin konsantrasyonunu etkiliyor mu medikal yolla almış olduklarımız? Evet, hayat stil değişiklikleri gerçekten var olan hormonal yapılanmamızı etkilenmekte. Beraberinde balık yağı, DHA ve EPA gibi ürünleri aldığımız zaman etkili olup olmadığını değerlendiren pek çok çalışma var. EPA'yı, DHA'yı ve fish oil'ı aldığımızda eğer içerisinde omega 3 barındırmıyor ise gerçekten etkili olup olmadığı tartışmalı. Antioksidanlar ve fertiliteyi değerlendirdiğimizde birazdan uzun uzun anlatacağım. Antioksidanlar fertiliteyi etkilemekte hem de oldukça önemli derecede etkilemekte. Çevresel toksikanlar yine beraberinde balık ürünleri ve besinlerde fertilite üzerinde etkili olan ürünler olarak değerlendirebiliyoruz.
Serbest oksijen radikalleri oksidatif streste, lipid peroksidasyonunda, apoptozisde ve akrozom penetrasyonu üzerinden etkili oluyorlar. Ama bunların hepsi hakikaten çok mu etkili? Evet, serbest oksijen radikalleri, steroller, trigliseritler üzerinden etkili olmakta ve hücre yapısını peroksidasyonla bozmakta ve hücre ölümünü artırabilmekte. Fakat bunu azaltmak için hem erkek infertilitesini değerlendirdiğimizde hem kadın infertilitesini değerlendirdiğimizde omega 3 yağ asidi kullanmak, EPA barındıran ürünleri alarmak için yapılan meta analizde bu Banafesser'in çalışmasında gerçekten pozitif yönde omega 3 kullanımının diğerlerinden farklı olarak hücre integritesini koruduğunu, pozitif yönde etkili olduğunu söylemek mümkün. IVF tedavilerinde de bunu pozitif yönde olduğunu söylemek mümkün. Fakat son çalışmaların hepsini değerlendirdiğimizde, RBM'de yapılmış bu review'i sizinle paylaşmak istiyorum. Yapılan çalışmaların iyi dizayn edilmediği yönünde de ve bu çalışmalardaki tedavilerde de canlı bir doğum oranlarını ne kadar geliştirdiğini fakat geliştirebildiğini fakat bu çalışmaların çok da iyi dizayn edilmediğini söylemek mümkün olabilmekte. Yine diyet üzerinde yapılan bir kohort çalışmayı değerlendirdiğimizde yani diyetin beslenme modellerini fertilite üzerindeki etkisini yüksek yağlı besinlerle beslenenlerde yüksek yağlı besinlerle beslenenleri değerlendiren 2013-2016 arasında 1290 kadını içeren PRESTA çalışmasında yoğun yağ asidi içeren gıdaların fertiliteyi olumsuz olarak etkilerken beraberinde balık yağı barındıran, omega barındıran gıdaları şeylerin fekünditeyi olumlu yönde artırdığını bahsetmek mümkün olabilmekte. Peki en çok kullandığımız antioksidanlara baktığımızda antioksidanlarla ilgili olan çalışmalarda bu çalışmaların klinik gebelik oranlarındaki etkisini bahsetmek her zaman mümkün olmamakla beraber yani klinik gebelik oranlarının arttırdığı net bir kazanmamakla beraber sistem hareket ve fonksiyonlarını pozitif yönde etkilediği beraberinde düşükle ilgili olan verilerin ise kesinlikle kazanmadığını, düşükle ilgili herhangi bir veri açığının olup olmadığını söylemenin de mümkün olabilmediği, olamayacağını söylemek mümkün. Kohrein'e baktığımızda yine antioksidanlar ve mevsim fertilitesini değerlendiren çalışmaların bir bazılarında değerlendirdiğinde biyasların olduğunu, doğumla canlı doğum oranlarında herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermediğini, yine klinik gebelik oranlarında ise herhangi bir artışın sağlanmadığını söylemekte Kohrein her zaman için son noktayı koymak için değerlendirilen 61 çalışmalık, 6264 rakamlık bu çalışmasında bu çalışmaların pek çoğunun sample size'larının düşük olduğunu, randomizasyon metotlarının yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Yani biyaslarla dolu. Ama pek çok çalışma bu antioksidan kullanımlarıyla beraber sperm hareketliliklerinde artma, sperm fonksiyonlarında artış olmakla beraber bunların canlı doğum oranlarını artırmadığını gönül huzuruyla söyleyebiliriz. Yine antioksidanların kadın infertilitesinin üzerindeki etkilerini değerlendiren 63.760 vakalık geniş çalışma grubunu değerlendirdiğimizde de bu çalışmalarda da birçok yönden eksikliklerin olduğunu, bu çalışmalar olduğunu, randomizasyon eksiklerinin olduğunu, düşük kaliteye sahip olduğunu söylemek mümkün. Demek ki antioksidanlar gerçek anlamda fertilite üzerinde ne kadar etkililer, bununla ilgili veriler gerçek anlamda siz burada da birkaç tane çalışmayı sizinle paylaşmak istedim. Bu çalışmaların kalitelerini ve grade'lerini değerlendirdiğimizde düşük düzeyde çalışmalar olduğunu görebilmekteyiz. Peki başka bu antioksidanlar acaba hep mi zararlı? Yani bizim için gerçekten %100 zararlı mı? Evet, bu antioksidanları değerlendirdiğimizde oosit evet zararlı etkileri var ama oosit maturasyonunda yine ovaryen steroidinizde, kortizon fonksiyonlarında ve luteoliz üzerinde ise faydalı olduğunu söylemek mümkün. Yani hiçbir faydası yok demek çok mümkün değil. Demek ki biz antioksidan kullanımlarıyla beraber ROS'ları tamamen hayatımızdan çıkarmayı hedeflemiyoruz. ROS fizyolojik düzeyde olduğu zaman vücutta özellikle
reproduktif fonksiyonların devamında etkili olabildiğini söyleyebiliyoruz. Bir başka antioksidan olarak selenyumdan bahsetmek istiyorum. Selenyumda bir hidrojen peroksidaz molekülüyle doz üretiminde etkili olabilmekte. Eğer çok yoğun alacak olursak yüksek selenyum bozulmuş semen kalitesiyle ilişkili. Demek ki bir antioksidan olarak alınan selenyum veya bir pek çok kez otoimmünite tedavisinde kullanılan yüksek düzeydeki selenyum aslında bozulmuş spermatogenezisi de tetiklemekte. Ama normal miktarlarda kullanıldığında yine semen parametrelerinde artışa neden olduğu faydalı etkilerinin olabildiğini, yine selenoproteinleri modülde ederek faydalı olabileceğini savunan çalışmalarda söz konusu. Ama bununla ilgili olan çalışmalarda henüz yeterli ve kanıta dayalı tıpta yüksek grade'li çalışmalar olmadığını söyleyebiliriz. Yine selenyum proteinlerinin proinflamatuar gen ekspresyonlarını ve sitokinleri azaltarak inflamasyonu ve serbest oksijen radikalleri üzerindeki etkilerinden bahsedebiliriz. En çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de çinko. Çinko bir membran stabilizatörü. Çıkmam lazım. Membran stabilizatörü. Aynı zamanda da DNA kondansasyonunu sağlıyor. Ve spermde kromatin zincirinin devam olmasını ve infertilite üzerindeki pozitif etkilerinden bahsetmek mümkün. Yapılan çok yayından bahsedemeyeceğim. Fakat varikosel olmayan antioksidan olarak kullanılan Cochrane üzerindeki çalışmasında, Home Reproduction'da da yayınlanmış olan son çalışmayı sizinle 2017'de paylaşmak istedim. Çinko'nun pozitif yönde etkili olabileceği yönünde. Q10 de bir diğer antioksidan, piyasada herkes tarafından önerilen, konuşulan antioksidanlardan bir tanesi. Canlı doğum ve gebelik oranları üzerinde etkili olduğunu, sperm yine az önce konsantrasyon ve motilitesi üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu söylemek mümkün. Ancak meta analizlere baktığımızda erkek infertilitesinde ve kadın infertilitesinde Q10'in supplement olarak etkili olabildiği ama uzun sürede bozulmuş ovaryen rezervi, düşük ovaryen rezervi, özellikle yaşlı hasta grubunda mitokondriyal fonksiyonların gelişiminde pozitif etkisinin olduğu antioksidan stresi, oksidatif dimeci olarak kullanılabileceğini, destek tedavi olarak kullanılabileceğini söylemek mümkün. Yine Q10'in mitokondriyal disfonksiyonlarla fosforilizasyon üzerindeki etkisini burada paylaşmak istiyorum. Vitamin E çeşitli ürünlere sahip, subgruplara sahip, R, SR ve S olarak, alfa-tokoferol olarak çeşitli etkilerinin, daha doğrusu metabolitleri var. Hepsinin etkinliği birbirinden farklı ama en sık kullanmış olduğumuz alfa-tokoferol. Alfa-tokoferol antioksidan olarak selüler hücre membranlarının oksijen radikallerinin korunmasında, lipid peroksidazyonunda ve bir sperm fonksiyonlarını artırmakta pozitif yönde etkilerinin olduğunu Eslem'in çalışmasında söylemek mümkün. Yine sperm motilitesini artırıyor ama en önemli şey burada da E vitaminiyle ilgili yapılan çalışmalarda motiliteyi artırdığını ama morfoloji ve vitalite üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığından bahsetmek mümkün değil. Yine bir başka antioksidan olarak baktığımızda yine kombine kullanılan antioksidan, yani bir tanesini değil de birkaçını barındıran çok fazla preparat var. Ve bu kombine preparatların hepsine baktığımızda klinik gebelik oranlarında ve miscarriage oranlarında artış olabildiğini, ancak bu çalışmaların oldukça düşük kalitede çalışmalar olduğunu ve bu çalışmaların maalesef ki pek çok eksiğinin bulunduğunu söylemek mümkün olabilmekte. Yine miyoinestor'dan bahsetmek istiyorum. Miyoinestor da insülin bir sensör. Özellikle hiperandrojenizmde ve menstrüel sakliği düzenlemekte kullanıyoruz. 1472 vakalık bir çalışmayı değerlendirdiğimizde bu çalışmanın da pek çok yönüyle düşük özelliklere sahip olduğunu ve bu miyoinestorun de gebelik oranlarında over fonksiyonlarını geliştirdiğini, ancak gebelik oranlarını olumlu yönde, canlı doğum oranlarını olumlu yönde arttırdığına dair daha fazla çalışmaya ihtiyacımızın olduğunu söylemek mümkün.
Ekarnitin de özellikle kadın infertilitesinde mitokondriyal fonksiyonları geliştirdiğini, oosit kalitesini artırdığına yönelik 2018'de yayınlanmış olan Argaval'ın çalışmasını sizinle paylaşmak istedim. Ama bu çalışmada sınırlı sayıda hasta grubunu içermekte, bu çalışmanın da genişletilmesi iyi olabileceğini düşünülmekte. Yine bir meta analizi sizinle paylaşmak istiyorum. Burada da yapılan çalışmalarda 250 mg 12 hafta L-karnitin kullanılmış olan hasta gruplarında hem glisemik indeksin korunduğu hem polikistik hasta, overli hastaların rahatlıkla daha iyi kontrol edebildiğini, body mass indeks ve karın çevresinde de azalma sağladığını söylemek mümkün. Yine karnitin enerji metabolizmasında sperm üzerinde değerlendirdiğimizde 2019 Andrologica'da sperm volüm ve motilitesini artırıyor, DNA fragmentasyonunu azaltıyor. Dolayısıyla erkek infertilitesinde bir metabolik ve destek tedavi faktörü olarak düşünülebileceğini söyleyebiliriz. Vitamin D de günümüzün biliyorsunuz ürünlerinden bir tanesi. Vitamin D Mesut bir bakar mısın? Koş. Vitamin D oldukça önemli. Vitamin D eksiklikleri foliküler gelişimi, foliküler formasyonu etkilemekte ve menstrual cycle'ı değiştirebilmekte. Babanı çarpmış. Şarjım bitiyor. Çok. Vitamin D'nin canlı doğum oranlarını artırdığını, yine vitamin D alımıyla birlikte fertilitenin arttığını, vitamin D ile beraber yine ART siklislerindeki başarının arttığına dair yayınlardan bahsedilmekte. Yine sperm fonksiyonları ile ilgili değerlendirdiğimizde sperm fonksiyonlarının da vitamin D ile beraber gelişebildiği, hatta dondurulmuş sperm kullanan çalışmalarda vitamin D eklenen grupların çok daha başarılı sonuçlarının olabildiğini söyleyebiliriz. L-arginin de mitotoksin sentezi üzerinde etkili, sperm motilitesi üzerinde pozitif etkilere sahip olduğundan bahsetmek mümkün L-argininle ilgili olarak da. L-argini kullanan hastaları değerlendirdiğimizde L-arginin regülasyonunu, sperm motilitesinin regülasyonunu siklik AMP üzerinden sağlandığını, kapasitasyon, akrozom reaksiyonunu geliştirdiğini, fertilizasyon üzerinden de tirozin fosforilizasyonunu sağladığından ve bu yolda motiliteyi arttırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Folik asit, biliyorsunuz folik asit DNA üretiminde ve DNA'nın korunmasında şarjı bitiyor. DNA'nın üretiminde ve DNA'nın korunmasında çok önemli bir role sahip olmakta. Dolayısıyla DNA ile ilgili olarak eğer biz kadın sağlığında diyetlere düzenli olarak reproduktif başarıyı artırabilmek amacıyla DNA folik asit eklersek folik asit eklenen gruplarda DNA ve RNA sistemi metyonin üzerinden çalışılan etkisi üzerinden çalışıldığında antioksidan ve yumurta kalitesini arttırdığını, canlı gebelik oranlarını arttırdığından bahsetmek çok mümkün. Dolayısıyla supplemental olarak eklenebilecek, canlı doğum oranlarını arttırdığına çok gönül huzuruyla söyleyebileceğimiz ve yapılan tüm çalışmalarına baktığımızda oldukça güzel, kaliteli ve kanıt düzeyi A olan çalışmalara baktığımızda folik asitin pozitif etkilerinden bahsetmek mümkün. Beraberinde ben FAST çalışmasından da bahsetmek istiyorum. Bunlar folik asit artı çinko ekleyerek yapılmış olan 2020'de JAMA'da yayınlanan önemli bir çalışma. Bu çalışmada da bu grup hastalarla plasebo ile karşılaştırıldığında erkekte de semen kalitesini ve canlı doğum oranlarını artırdığından bahsedebiliriz. Primer outcome'ı bu çalışmanın canlı doğum oranları hem erkekte hem kadında folik asit ve eklerinin gerçekten koruyucu olduğundan bahsedebiliriz. Yine MTTR'li gen mutasyonu olan hastalarda, folik asit kullanılan hastalarda baktığımızda eğer hasta folik asit alıyor ama beraberinde MTTR'li gen mutasyonu var ise granulozda hücrelerinde daha az estrojen üretildi. Ama buna rağmen elde edilen oosit miktarının
oldukça azalmış da olsa OSİP kalitesinde herhangi bir etkinin olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer ürün taurin. Taurin de erkek infertilitesinde kullanılabiliyor. Taurin oldukça nasıl etkili olduğunu tam olarak anlamak mümkün değil ama biraz önce Marizu'nun çalışmasında da testiküler oksidasyonu etkili olduğu, sperm kalitesini arttırdığını söyleyebiliyoruz. Sisteinde yine bir glutatyon komponenti tiol grupları üzerinden etkili oluyor ve plazmadaki membran duyarlılığı üzerinde etkili oluyor. Spermatozoonun sperm membran duyarlılığının etkili olarak sperm fonksiyonlarını artırmasına rağmen yine de sisteinle ilgili çalışmalar henüz spermle ilgili olarak yaratmış olduğu etkiyi mekanizmasını açıklamakta yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir diğer antioksidan melatonin. Melatonin bir indolamin grubu. Çok etkili bir lipofilik ve antioksidan. Beraberinde inflamasyonla ilgili immün genlerde de modülasyona yol açıyor. Dolayısıyla serotonin, melatonin üzerinden sağlanmış olan antioksidan etki oldukça etkili bir özelliğe sahip. Ama literatürdeki melatonin çalışmalarını değerlendirdiğimizde melatonin hem yumurta kalitesine, sperm kalitesine ve diğer fonksiyonlar üzerindeki etkilerini çalışan çalışmaların tanık düzeylerinin zayıf olduğunu söylememiz mümkün. Diyet ve nütrisyonel faktörlerle erkek infertilitesini değerlendirdiğimizde daha önce konuşmamızın başında olduğu gibi yüksek yağlı diyetle ve yine donmamış yağ asitleriyle beslenen diyetlere karşılaştırılan çalışmaların hepsinde bu grup hastaları beslenme şemalarının sperm kalite ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediğini. Yine bir başka grup beslenme çalışmasını değerlendirdiğimizde kırmızı etle beslenenler, yine balık yağlarıyla beslenenler ve soya bazlı ürünlerle beslenenleri değerlendirdiğimizde et ve balığın potansiyel anlamda uzun vadede zararlı etkileri olabilecekken soya saplementlerinin pozitif etkilerinin olabileceğini ve bu bölgede hareket ve mutluluğu etkileyebileceğini söylemek mümkün. Alkol kullanımı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda henüz yeterli kafein kullanımının kesin olarak olumsuz etkileri olmasına rağmen alkol kullanımıyla alkolik olmadığımız sürece olumsuz yönde etkilerini bahsetmek her zaman mümkün değil. Özellikle Akdeniz tipi mutfakta, Akdeniz tipi mutfakta beslenen hastalarda ve Akdeniz tipi mutfak yaşantılarında olan hastalarda pozitif yönde etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak benim söylemek istediğim yapılan tüm spermatogenezi destekleyici tedavilerde şunu söylemek lazım. Hayat stil değişiklikleri infertilitede en etkili yöntemlerden bir tanesi. Antioksidanlardan tanık düzeyi yüksek çalışmaların tam üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Yine omega 3 barındıran ürünlerin kanıt düzeyi yüksek çalışmalar oldu. Hem kadın hem erkek infertilitesinde pozitif etkiye sahip olduğu mümkün iken pek çok antioksidan ürünle ilgili olarak yapılan tüm çalışmaları Cohen ve meta analizleri değerlendirdiğimizde düşük kalite standartlarına sahip olduklarını söylemek ve bunlarla ilgili olarak verilerin pek çok bir yetersiz olduğundan bahsetmek mümkün. Sanırım aksaklıkla dolayı bir yaşanan bir boşluktan dolayı özür diliyorum sizden ama bu benimle ilgili değildi. Tekrar teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Evet, değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, saat epey ilerledi. Programımızı yarım saat geçtik ama Maurizio, are you there? Yes, sir. I think you are not bored, huh? No, I was following with great attention. By the way, I know all the papers that Sefta was quoting, so I will follow very well what she was saying. She did a fantastic job, if I can comment, but in this sector, we have a big problem with the data.
what I'm going to say is really brave. I hope nobody is going to stop talking to me. But in this sector, we have two problems. One problem is the bias of publication of negative data. Negative data in these studies are never published. I am personally aware of plenty of projects that start, then they stop without publication. There is a, does not, is not fitting their expectation. They conclude it and they don't publish. The second problem is fake data. We have a lot of fake data. People publishing their data, at the end, that it is not coming. Okay, made some mistake. They adjust because they are convinced that the outcome was the one that they were to expect. I could show you one by one all those papers why they are wrong, which is really a problem for us, like me, some of you guys, Seftap, trying to understand what is happening. This is really a big problem. I can already tell you that several stories that are very popular in this sector are entirely fake. Examples, CoQ10. CoQ10 does not enter mitochondria, exogenous CoQ10. Carnitine does not modify carnitine content in seminal plasma, not at all. Omega-3 fatty acids, you should know in the 80s, unsaturated fatty acids were my model for spontaneous oxidation. One reason why the sperm is so sensitive to oxidative damage is that it is full of unsaturated acids, and oxidations occur spontaneously wherever a fatty acid has two consecutive double bonds, polyunsaturation. The only fatty acid that does not undergo oxidation is monounsaturated, which is oleic acid, olive oil, okay? And many, many others, I can tell you. This is the big problem. See, this setup gave us a fantastic resume, but I assure you that in the next future, a lot of this will be rewinded. I already have written a full review that I promise to show you very soon, demonstrating that, for instance, the oxidative stress hypothesis of male infertility is entirely wrong, does not exist. We're seeing something that does not exist. So this is something. And also, I recall your attention. You know that CEFTAP was reporting, and the same was if it was me reporting on this. Did you hear about any gas transmitter? This is. That's my comment. Yeah. Okay. Sertab, ya sen cevap ver peki. Siz söyleyin, sizinizi kesmeyi sonra ben. Ya ben arkadaşlara söylemek istiyorum. Bu piyasada bir sürü ilaçlar satılıyor. Benim esas bu toplantıyı yapma amacım, tüp bebeğe bu kadar para veriliyor. Bunun yanında bir o kadar da bu supplement paraları veriliyor. Bu gerekli mi, değil mi? Ne zaman, nerede, nasıl verilmeli? Hocam şimdi ben bunu bu çalışmaya hazırlarken gerçekten 300'ün üzerinde makale değerlendirdim ve hani biraz heyecanlandım bu kopukluklar nedeniyle, ama gerçekten tüm up to date, coherent tüm verileri değerlendirdim. Çünkü neden? Aynen dediğiniz gibi bir gonadotropin fiyatı kadar neredeyse antioksidanların fiyatı. Ama hiçbir çalışma, yani antioksidanlar evet tüp bebek başarısını artırıyordur diyemiyor hocam. Çünkü canlı doğum oranlarında artış yok. Evet, sperm hareketliliklerinde, motilitelerinde artıştan bahsedebiliriz. Ama canlı doğum oranlarında artışa sağlamadığı tüm antioksidanlar için gönül huzuruyla söyleyebiliriz. Tüm literatürün önerdiği tek şey yaşam şekli değişiklikleri. Yani hastaların mutlaka Akdeniz tipi beslenmeleri, yaşamdaki o doymuş yağ asitlerinden fakir beslenmeleri, omega 3 kullanımları, bunlar desteklenen çalışmalar. Bunlar, hatta karnitinle ilgili birkaç pozitif yayın var, ama onun dışındaki bütün ürünler kombine veya tek başına kullanıldıklarında kanıt düzeyi düşük çalışmalar
Bu çalışmalarla randomizasyon hataları var, sample size'ları düşük ve bu çalışmaların hemen hepsinde mutlaka kullanılmasını önermek mümkün değil. Bu kadar çok ürün, bir marketing ürünü olarak düşünüyorum. 200 milyon dolarlık bir marketten bahsediyoruz. Korkunç bir market ve son 12 yılda %45 artmış. Alım olarak da D vitamini artışıyla erkek infertilitesi ürünlerinin artışı iki artış basamağı. Yani bu pastadaki en büyük dilimi oluşturan kısmı. Tüm bunları göz önüne aldığımızda tabii endüstri bazlı çalışmalar olabileceğini ve gerçekten bize yol gösterici anlamda her birinin kanıt düzeyinin yüksek olmadan otomatik reçeteye giremeyeceğine inanıyorum. Okay. Maurizio, we were talking about the supplement products. In the marketing, as you know, there are many, many, many supplement products. So the price is very high. So as a clinician, we are just wondering, what are we going to do? Which preparation is the best as a supplement? So it's a big discussion. It's a big money. So as a last conclusion, what are you saying? Well, first of all, we have to understand that that supplements are expensive. They are expensive to develop, they are expensive to manufacture for different reasons, because they contain a lot of ingredients and because the payback is from small sales. So we are going to pay a lot of money for supplements, for sure. No way. Most of this money is wasted. I am restricting more and more the indication for use of a supplement to my own patients. Because as I told you, when we use a supplement, we should know why we are using it, what is the precise indication, what is the precise action we are targeting. And we should know whether and to what extent the supplement we are using is doing that action. And usually we have no information on that. Only fake studies on clinical efficacy. They should show us at least what this is doing metabolically. That is already enough, show me. And third, you should have a tool to monitor the effect. Is this producing a good effect, a bad one, or nothing? Do we have anything? So if I am the one proposing you a treatment, a support, it is not a treatment, it is a support. I should be the one giving you together, and you have to ask for the mechanism of action, the proof of what is really acting, happening when it happens, and how do I check the efficacy? Not with the phase three large clinical trials in the next 10 years. Today, you must tell me what your product is doing in a person when it takes it. So I think as physicians, we must become more demanding. And finally, we should be more demanding on the quality of what we find behind the label. Because this is another problem. You will find many, many products in the market that if you sum up all the ingredients, the weight that is labeled, the weight is more than the weight of the tablet. Just to tell you, when I formulate a supplement, 60 to 75% of the mass into the tablet is excipient. So if I have a tablet with 2 grams of active principles, my tablet should be 8-10 grams. And you have it into a 500 milligrams tablet. So open your mind and look at what you are buying and what you are advising your patients to buy. I agree with you, this is a big problem. But for the time being, we have no defenses apart selecting reliable people to deal with and start asking tough questions. What is this going to do? Yeah, you know, the most important, Sevtap, özür dilerim, bir şey söyleyeyim. The most important thing in Turkey, unfortunately, these products are not getting the license from the Minister of Health.
are getting the license from the Minister of Agriculture. So we have a lot of trouble with the structure of the supplement. Do you agree, Sevtap? Ben de sizinle aynı kanaatteyim ama FDI de aynı şeyi söylüyor. Onlar da bir kere ürün güvenilirliği sadece Türkiye'de değil, dünyada da benzer şekilde her bir tabletten üzerinde yazılanın çıkmayacağı, ürünün standartize edilemeyeceği ve bu nedenle güvenilmeyecek ürünler kategorisinde görüyor. Biz de gerçekten Tarım Bakanlığı herhangi bir ürünün birinci paketinde bu ürünlerin var olup olmadığından dahi emin değiliz nerede üretildiğini, nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bunların ruhsatlarını almak çok kolay artık. Hani herhangi bir zorluk taşımıyor. Dolayısıyla bunu küçük küçük firmalar şeklinde işte çeşitli ufak ölçekli yerlerde üretilebilen ürünler iken ve hastaya getirmiş olduğum karı gerçekten ispat edememiş iken bunu ben yazmakta imtina etmekte zor, yani öyle oluyorum. Gerçekten yazmama konusunda emin olamıyorum. Hem ürün güvenilirliği hem FDI onayları da böyle. Bakın 300'e yakın çalışma. Ek olarak hocam şunu da söylemek istiyorum. Mesela multivitaminler, bırakın kadın doğumu, kanser ilişkisi. Multivitaminler, kalp hastalıkları ilişkisi. İşte pek çok ek ürünün pek çok konudaki protektif etkileriyle ilgili tüm up-to-date'i indirdim ben ve çalıştım. Hiçbirinde ispatlanmış bir çalışma yok. Menopoz ilaçları. Evet, bunların tüm bunları göz önüne alarak supplementler hakikaten bizim ne kadar ihtiyacımız onun tartışma konusu olduğunu inanarak söylüyorum. So what is the situation in Europe, Maurizio? It is the same. It is the same. But Recai, in principle, it is not wrong. Supplements are food. And it belongs to the Minister of Agriculture and to food staff as a regulation. The problem is that we pretend to use food as a drug. And there are two problems. The problem is not really that it does not go through the Minister of Health. The problem is that the list of substances that are considered nutritional is too wide. We are including a lot of substances that in normal conditions are not absorbed at all. They are contained in food, but they are not supposed to play any feeding role in us. Then if you increase the amount, if you put an enzyme system, you can do it in a tablet, but it is not anymore a supplement. Okay, this is, and the second problem is that we want to cure diseases with food. And this is impossible by definition. We know only a few components of our food that play a regulatory action, a regulating action on metabolism. And the list is very short. It is 10 substances. The rest is not nutrition. That is. You know, the interestingly, the prices are almost similar to each other. Anyway, hocam son söz olarak ben kapatacağım. Siz ne söylemek istersiniz? Sesiniz gelmiyor hocam. Mikrofon hocam. Victor hocam, mikrofonunuzu açar mısınız? You have to make a paper and tell which is which and which is doesn't work, and then you will need bodyguards to go on the street. Yes. Look, okay. I mean, undoubtedly, the market of these supposedly complementary drugs are exaggerated. And I very much wonder whether some of them are not dangerous rather than helpful. So, I mean, it behooves us to go to our governments and so on and to make sure that they are
investigated like the drugs are investigated, because many of them are as expensive as the drugs. You know, it's when there is no evidence to use them, it's not right. That's right. Anyway, it was a very nice session. Congratulations. You worked very hard with all the medications that you talked about. And Maurizio was, you know, I learned a lot, I must admit. And thank I you. Started seeing where I am coming from. ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevtap çok teşekkür ediyorum. Maurizio, thank you very much. We learned a lot of things about this new concept, especially gasotransmitters. It were very, very interesting informations for us. Thank you very much. Teşekkür, everybody. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye.